Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'de YPG PKK terör örgütüne harekat öncesi zayıflatma atışları yaparken, PKK ile işbirliği yapan Esad rejimine ait noktalarda hedef alınıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri veya Milli İstihbarat Teşkilatı'na ait olduğu tahmin edilen Bayraktar TB2 silahlı insansız hava aracıyla YPG PKK terör örgütü ile işbirliği yapan Esad rejimine ait bir kontrol noktası imha edildi. Ha, Lebin kuzey kırsalındaki Tel Rifat şehrinde YPG PKK terör örgütü ve Esad rejim güçlerinin kontrolü altındaki bölgede gerçekleştirilen hava harekatında kontrol noktasının imha edildiği, henüz ölen ya da yaralanan ile ilgili bilginin olmadığı kaydedildi. Suriye kaynakları, Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı topçu birliklerinin de Harbal ve İhris arasındaki yolda Esad rejimine ait bir askeri konvoyu hedef aldığını iddia etti. Saldırıya ilişkin başka detay verilmedi. Münbiç'in kuzeyindeki Sakur Nehri hattında Suriye Milli Ordusu güçleri ile YPG PKK terör örgütü arasında Muhsinli köyünde yoğun çatışmalar yaşanırken eş zamanlı olarak Türk topçu birlikleri Muhsinli köyündeki terör örgütü noktalarını vurdu. Gün içinde Suriye rejimine ait personel taşıyıcılar ve toplar Aynel Arap Kırsalı ve Mümbiç'teki Sakur hattına girmişti. Suriye rejimine ait yeni bir askeri konvoy Mümbiç'e giriş yaptı. Öte yandan Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşın 145. gününe girildi. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun 24 Şubat-18 Temmuz arasındaki kayıplarını açıkladı. Rus ordusunun bugüne kadar 38450 askerini kaybettiği, 1687 tank ve 3886 zırhlı aracında imha edildiği kaydedildi açıklamada 849 topçu sistemi, 248 çok namlulu roket atar sistemi, 113 hava savunma sistemi, 220 uçak, 188 helikopter, 690 insansız hava aracı, 166 seyir füzesi, 15 tekne ve gemi ile 2753 adet çeşitli modelde askeri aracın imha edildiği kaydedildi. Genel Kurmay Başkanlığı, Rusya'nın Siverski istikametinde, Çernihiv ve Sumi bölgelerinin sınır bölgelerinde periyodik olarak hava keşif ve birliklerin mevzilerini topçu atışlarıyla vurduğunu belirtti. Harkiv istikametinde Rus birliklerinin devlet sınırına doğru ilerlemesinin engellenmeye çalıştığı aktarılan açıklamada, Harkiv şehrinde ve Dergeçi, Peçeniga, Prudyanka, Tişki, Koroboçkin yerleşim yerlerinde bombalama gerçekleştirdi. Donetsk istikametinde düşman birlikleri, Donetsk, Siversk, Verhinyokamanske, Grigorivka, Ivano Daryivka, Sparne ve diğer bölgelerde sivil ve askeri altyapıyı bombaladı denildi. Ukrayna Güney Operasyon Komutanlığı ise Ukrayna kuvvetlerinin Güney Ukrayna'da Rus ordusuna ait radar istasyonunu ve iki mühimmat deposunu imha ettiğini açıkladı. Saldırıda, 36 Rus askerini öldürdüğü ve iki Pantsir füze sistemi, 3 stratejik iletişim sistemi ve 11 zırhlı askeri aracın da imha edildiği kaydedildi. Amerika Savaş Araştırmaları Enstitüsü de Kremlin'in güçleri desteklemek için uzun vadeli koşullar oluşturduğu belirtildi. Rusya'nın uzayan düşmanlıklar beklentisiyle öğrenci ve ordu sınıfları aracılığıyla genel seferberlik olmaksızın savaş gücünü genişletmeye çalıştığı, Rus vekillerinin daha sert toplumsal kontroller uygulamak için geçici olarak işgal edilen bölgelerde partizan faaliyetleri tehdidini kullandığı da kaydedildi. İngiltere Savunma Bakanlığı ise Rusya'nın özel askeri şirket Wegener'i cephe güçlerini güçlendirmek ve personel eksikliğini ve zayiatı azaltmak için kullandığını belirtti. İngiltere Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Vonner, Popasna ve Lisiçans'ın ele geçirilmesi de dahil olmak üzere, son çatışmalarda neredeyse kesinlikle merkezi bir rol oynadı. Bu çatışma gruba ağır kayıplar verdirdi. Warner işe alım standartlarını düşürüyor. Hükümlüleri ve daha önce kara listeye alınmış kişileri işe alıyor. Yeni işe alınanlara çok sınırlı eğitim verilmektedir. Bu, büyük olasılıkla grubun gelecekteki operasyonel etkinliğini etkileyecek ve düzenli Rus kuvvetleri için bir destek olarak değerini azaltacaktır. Warner başkanı Yevgeniy Prigojin, geçtiğimiz günlerde Wagner'in Luhansk'taki performansı nedeniyle Rusya Federasyonu kahramanı ilan edildi. Bu, çok sayıda üst düzey Rus askeri komutanının değiştirildiği bir zamanda, ordu ile Voner arasındaki şikayetleri daha da kötüleştirecek gibi görünüyor. Ayrıca Rus askeri moralini olumsuz etkilemesi muhtemeldir denildi. Diğer yandan Ukrayna ordusunun, Rus işgali altındaki Kırım ve Kırım Köprüsü'ne yönelik saldırı başlatması sıkça dillendirilmeye başlandı. Uzman Ivan Kirichevski, Ukrayna'nın mevcut Hmars füzeleriyle Kırım'daki havalimanlarını ve demiryollarını imha edebileceğini belirtti. Uzman, mevcut durumdan bahsedersek elimizde ata CMS füzeleri yok. O zaman Kırım köprüsünü biraz daha küçük hedeflerle değiştirmek zorunda kalacağız. Örneğin düşmanın radar istasyonları, uçak savar füze kompleksleri, hava alanları, ulaşım altyapı tesisleri ama orada herhangi bir hareket olduğunda ve 300 kilometre hızla gidebilen ATA-CMS sistemini aldığımızda Kırım Köprüsü hedeflerimiz arasında olacak dedi. Eski Rusya Devlet Başkanı Medvedev ise Ukrayna ordusunun Kırım'a saldırması durumunda Ukrayna'yı bir kıyamet gününün bekleyeceği tehdidinde bulundu. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski de Medvedev'in açıklamasına tepki göstererek, Rusya, Ukrayna için kıyamet hakkında nahoş bir açıklama yaptı. Elbette kimse bu tür tehditleri kabul etmeyecektir. Ama bakın Donbas semalarında Malezya Boeing'inin düşürülmesinin ve 80, çocuk 298 kişinin ölümünün yıl dönümünde bu sözleri söylemek ayıptır dedi. Zelenski, Rusya'nın 2014'ten bu yana terör devletinin yolunu izlediğini ve Ukrayna'ya yönelik saldırganlığının özel bir mahkeme ile kesinlikle sona ereceğini belirterek, Rusya için kıyamet günü olacak. Mecazi olarak değil, kelimenin tam anlamıyla dedi. Öte yandan Rus savunma sistemlerinin, Ukrayna'nın Novaya Kahovka'ya yoğun saldırı girişimini engellediği bildirildi. Her sondaki Kahovka bölgesinde bulunan işgal yönetimin başkanı Leontiev, Ukrayna ordusunun Novaya Kahovka'ya yoğun saldırı gerçekleştirmeye çalıştığını, Rus savunma sistemlerinin harekete geçtiğini iddia etti. Rus Ria Novosti'ye konuşan Leontiev, sabah saatlerinde yine çok sayıda füze saldırısı gerçekleştirildi. Hava savunma sistemleri harekete geçti, ancak yarım saat içerisinde kente düşen füzeler oldu. Ayrıntıları araştırıyoruz dedi. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri geçen hafta iki kez Novaya Kahovka'ya saldırı düzenlemiş, Rus ordusuna ait mühimmat depoları başarıyla imha edilmişti. Diğer yandan Rusya'nın Karadeniz'deki donanmasından iki savaş gemisi, iki ülke arasındaki askeri işbirliğini geliştirme amacıyla Cezayir Limanı'na demirledi. Cezayir Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada Rus donanmasına ait Karadeniz filosuna ait savaş gemileri, hidrografik gemisi ile petrol tanker gemisi Cezayir limanına yanaştı ifadesi kullanıldı. Söz konusu gemilerin iki gün boyunca Cezayir Limanı'nda kalacakları belirtilen açıklamada, iki ordu arasındaki ortak koordinasyonun güçlendirilmesinin yanı sıra, Cezayir donanması ile Rus donanması arasındaki ikili askeri işbirliği ilişkilerini güçlendirmeyi ve deneyim alışverişinde bulunmayı amaçlıyor, değerlendirmesinde bulunuldu. Rus ve Cezayir savaş gemileri geçen Kasım ayında Akdeniz sularında çeşitli taktik ve önleme tatbikatlarını içeren ortak deniz manevraları gerçekleştirmişti. Cezayir, Rusya'nın Afrika kıtasındaki en önemli askeri müttefiklerinden biri ve aynı zamanda bölgedeki Rus silahlarının en büyük müşterileri arasında yer alıyor.